Herkese merhabalar. Bu videoda günlük işlerimizi yapacağız. Derbi bitti, derbi ödüllerimizi alacağız. Dört testere dinamit vida alalım. Burada 5 tane nal var. 5 farklı ödül alacağım yani ben. Şuradan peynir alayım. 3 saatte üretiyor peyniri. Testere şu baltayı alayım. Puzzle alayım. Genişletme iznini alayım. Buradan da tapuyu alayım. Acemi ligi düzeyine terfi ettirildim. Hadi bakalım. Yarın başlayacak olan derbide acemi düzeyinde yarışacağım. Fıstıklarımızı toplayalım. Farm pass ne istiyormuş? Kamyon, tren, dükkanda 10 ürün sat. Dükkanda hemen 10 ürün satalım. Mısır satalım. Başka neydi? Kişisel trenine bir kasaba ziyaretçisi, 2 kamyon. Kamyonu hemen gönderelim. Şu bini gönderelim. Şu 700'ü gönderelim. Şunu silelim. Yani 7 tane şerbet istiyor. 207 XP, 504 altın. 7 tane şerbet 7 saatte oluyor. 207 XP için bunu vermem. Bu ne istemiş? Bunlar da 390 XP'ye verilmez. Bunları siliyorum. Ben aslında bu saatten sonra 500 XP'nin altındaki bütün görevleri siliyorum arkadaşlar. Siz de kendinize böyle bir sayı belirleyin, bir kota belirleyin. Onun altındaki şeylere, XP'lere çok ürün vermeyin. Mesela bu 4 tane hamburger istiyor. 308 XP. Bu ne istiyor? Pasta da istiyor, dondurma da istiyor, mısır da istiyor. Ama bunların hepsi, yani şu dondurma 2,5 saatte oluyor. Hiç aslında buna da gerek yok. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Biz zaten görevimizi tamamladık muhtemelen. Evet, kişisel trenimize birini bindireceğiz. Ben derbi, yani mahallede tek başıma olduğum için sadece Greg'den şu anda ziyaretçi alabiliyorum. Hemen Greg'in çiftliğine gidelim ama önce şuradaki sandığımızı alalım. Benim şeyim, kasabam da dolu olabilir. 39 iyi. 3 kişi alabiliyor. Hemen şu Grey'e gidelim. Grey'in de sandığını alalım. Bu oyun her gün kasaba, her gün bir tane kendi kasabanızdan, bir tane de ziyaret ettiğiniz kasabadan sandık çıkartıyor. Aklınızda olsun, hiçbir şey yapmıyorsanız bile biz bir kasabayı ziyaret ederek sandık hediyesi alabilirsiniz ücretsiz. Bu da tamam. Şimdi şu hayvanları yemleyelim. Yarınki derbi için benim görüyorsunuz kasaba görevim neredeyse hazır. Biraz şimdi burayı, ama video uzun olmasın. Ben burayı sonra halledeyim. Derbi öncesi kasabada ziyarete gelen insanlara hizmet veriyorum. Bütün hizmetleri tamamlayıp şu kısmı, belediyenin hazır kısmını, bütün görevleri, daha doğrusu bütün hizmetleri vermiş şekilde hazır bekletiyorum ki yarın derbi başladığında
Kasaba görevini hemen hızlıca yapıyorum. Bir önceki videoda geçen hafta anlatmıştım. Yarın yine anlatırım olmazsa orayı. Şimdi video fazla uzamasın. Farm pass'ı bitirmiş olmam lazım. Evet, farm pass bitti. Elbiseleri verelim. Şu turtaları da verelim. Bunları da yardıma açalım. Yardıma açtık ama şimdi dükkanıma bir ürün koyayım ki hemen kısa sürede satın alınmayacak bir ürünü, ilanını koyayım ki diğer oyuncular gazeteden benim yardım isteğimi görüp yardım etsinler. İlan veremiyoruz. Niye ilan veremiyorum? Ben biraz önce ilanını oyuna yeni girdim aslında ben daha. Neyse, unuttum herhalde. Şimdi şu hayvanlarımızı bir besleyelim. Atlarımızı besleyelim. Bunlara siz de basıyor musunuz ya? Bu atlara, çiftlikteki hayvanlara sürekli basıp ben isimlerini saçma sapan şeyler yazabiliyorum veya silebiliyorum. Bir tek ben mi yapıyorum bunu? Dökümcülerimizi toplayalım. Bu şeyi, madenleri bir an önce bitirmem lazım. Çünkü yarın maden görevi geldiğinde madenleri diyorum, cevherleri bir an evvel bitirip kalıba dönüştürüp bu ağılda yer açmak lazım. Şimdi makinaları boşaltmayayım ben. Fondü makinesi açıldı. Bu da şimdi bir tane çikolata istiyor. Bir şu makinemizi şöyle döndürelim. Ön yüzünü görelim. Vereceğiz tabii ki bir tane çikolata. Şuraya da hemen bir çikolata atalım. Kakao yok. Kakao toplayalım. Tamam, makinaları sonra halledeceğiz dedik. Bu hayvanları besleyelim. Evcil hayvanları. Bunlar bize ığlambar malzemesi versinler. Şunları da toplayalım. Bunlardan da ığlambar malzemesi alalım. Bu arada ben Farm Pass'ın haftalık görevine bakmadım. Ne vardı haftalık görevlerde? Elma topla, çarkı feleği çevir, barınak hayvanlarını besle. Çarkı feleği de çevirelim. Bugün genişletme izni veriyor bir tane. Bakalım gelecek mi? Eyvah. Olsun, 5 tane bilezik geldi. Çok iyi. Bunu hemen paraya dönüştürürüz. Şu an benim 30 bin liram var gördüğünüz gibi. Fondü makinesini aldığım için param bitti. Yeniden sürekli ekip, biçip, ürün üretip, satıp para kazanmam lazım. Şimdi kasabaya da bir bakalım. Kasaba ne istiyor? Lokantaya uğra diyor. Ben lokantada olduğum için mi bunu saydı? Evet. Bana yeşil jeton ve mavi jeton lazım. Pembe jetonumuz zaten bayağı çok. Mavi jeton şuradan alalım 15 tane.
Bu ne istiyor? Pembe jetonu, yani bir süre pembe jeton almasam iyi olur aslında. Ama her yerde pembe jeton veriyor. Hay Allah. Pembe jeton veren ama aynı zamanda diğer jetonu çok veren. Ha, şu. Şunu yapabiliriz. Benzincide benzin var mı? Süper. 3 tane benzin bedava aldık. 10 tane benzini 10 elmasla al diyor. Bizim elmasımız şu an değerli. Oraya 10 benzin için 10 tane elmas vermeyeceğiz. Bu ilerleyebilmek adına onu yaptım tabii ki. Şunu yapalım. Şimdi mavi jetonu biraz yükselttik. Yeşil jetonunu görev lazım. Benzinim bitti. Şimdi bir çevirelim bakalım. Bu çarkı ben 9'a getiriyorum. Böylelikle 9 ya da 8 gelme ihtimali daha yüksek oluyor. 6 da geliyor tabii ki ama biraz daha 9-8 gelme ihtimali yüksek. Bakalım kaç gelecek. Hayır. 6 geldi, olsun. Şimdi şuradan hemen genişletme iznimizi alalım. Bir sonraki hedef şuradaki puzzle. İlk sıradaki, pardon, ikinci sıradaki puzzle. Bir sonraki hedef. Şimdi o burada hiç şey de yok. Yani ürün ekme görevi olduğunda daha hızlı toplanıyor bu güneş. Tavuk besle, balık yakala, sandık doldur. 4 tane balık yakalayınca 10 tane güneş verecek. Bir tane sandık doldurunca 2 tane güneş verecek. 5 tane tavuk besleyince 1 tane güneş verecek. Çok zor. Neyse. Burayı da şimdi, tarlamızı da eksik ürünlerle doldurabiliriz. Nasıl olsa ürün ekerek güneş toplanmıyor. En çok giden ürün soya. Yemler için biliyorsunuz. O yüzden soyayı ekelim. 20 dakika sonra zaten olacak. Buğdayı çok fazla ekmiyorum. Buğdayı ve mısırı. Çünkü gazeteden bir altına bulabiliyorsun biliyorsunuz. Gazete çiçek kaynıyor. Bir ara fıstık kaynıyordu. Şimdi çiçek kaynıyor. Vida var. Bakalım alabilecek miyiz? Tabii ki de satılmış. Neyse biz mısır alalım buradan. Mısır da kalmamış. Şu peynir uzun sürede olduğu için onu alabilirdik ama o da kalmamış. Arkadaşlar bize de bırakın. Gazetede ürün yakalayabilmek istiyorsan sürekli gazetede dolaşman gerekiyor. Şimdi bunlar da kesilmek istiyor ama şunu yardımı açalım. Şuna ilan vermeyi unuttuk. Verelim ki oyuncu arkadaşlar gazetede görsünler, yardım etsinler tekneye. Şimdilik teknemiz tamam. Bunu ilerleyen zamanlarda dolduran olmazsa zaten yarım saatte bir olduğu için şeker kamışı ben kendim de doldurabilirim. Bir o dursun bakalım.
tüyleri alalım. Salon dolu. Şey bitti mi? Heh, bak bunu da takip ediyorsunuz değil mi? Ben daha önceki videolarda söyledim. Göle girip her gün şu fıçıyı, fıçıdaki hediyeyi almak lazım. Yani boşa gider almazsanız. Her gün gölü kontrol edin. Bunu görünce şimdi Grey'in çiftliği geldi aklıma. Grey'in çiftliğine de gidelim. Şu 5 tane tuzağı da atalım. Kaç yaptım? 3. Bir tane orada var. Bir tane daha atayım. 5 tane. Tamam. Grey'in çiftliğine gidip şimdi oradaki hediyeleri alalım. Ben birkaç gündür video çekeceğim için bekledim, almadım hediyeleri. Bakalım ne çıkacak bize. Şimdi birinci kutudan itibaren hediyeleri almaya başlayalım. Muhtemelen 4 ya da 5 tane hediye alacağız. İlk kutuda 5 tane elmas veriyor. Bu elmaslar herkese aynı çıkıyor ama diğer kutudaki hediyeler değişebiliyor bildiğim kadarıyla. İkinci kutudan 2 tane kalas. Üçüncü kutudan 2 tane vida. 4'ten 2 tane levha. Beşinciyi açabilecek miyiz? Beşinci kutuyu açamadık. Şu ana kadar 4 tane kutu açtık. 4 tane kaldı. Ayın 12'sine kadar bu kalan kutuları ister gün gün bekleyerek açabilirsiniz. İster 12'sinde toplu olarak kalan 4 kutuyu açabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bugüne kadar Grey'in çiftliğini ziyaret etmediyseniz bu hediyeler sizin için de orada arkadaşlar. Çiftlikten, Grey'in çiftliğinden hediyelerinizi almayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.